Dostlarım, hemşire ekranlarına yeni bir kaleci kariyeri serisine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Football Life 2023'te kaleci kariyerini oynayacağız arkadaşlar. Ben bir taraftan size olayı anlatırken, kariyerin nasıl işleyeceğini anlatırken bir taraftan da oyuncumu yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar, Football Life 2023 PES 2023'ün üzerine yapılmış, PES 2021'in üzerine yapılmış 2023 yaması arkadaşlar. Ve burada amaç hem oyuncuların son hallerini, yeni yüzlerini hem de takımların son hallerinin yapılması ve oynanışta da değişiklik olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Yamayı yapan ekip, isterseniz beğenirseniz yamanın nasıl indirileceğini, nasıl yükleneceğini de sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Kaleci kariyerini özlediniz, çok iyi biliyorum. YouTube'da kaleci kariyeri konusunda ilklerden birisi olduğumu biliyorum. Ve benden izlemek istediğinizi biliyorum. O yüzden tekrardan dönüş yaptım ve arkadaşlar, eğer hani seriyi beğenirseniz izlemeye devam edersiniz. Sayı beğeni beni tatmin ederse öyle devam edeceğim. Çünkü yoğun bir tempo içindeyim. Ona göre YouTube'a vakit ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi konseptimiz şu: ayı kaleci arkadaşlar. Nasıl olacak bu ayı kaleci? Arkadaşlar, daha ben hiçbir zaman işte 1.85 1.90'ın üstüne, genelde 1.85 oynardım kaleci kariyerini, çıkmadım arkadaşlar. Ama bu sefer kalecimiz her şeyiyle en üst seviyede olacak arkadaşlar. Bir ayı kaleciyle oynamaya çalışacağız. Şimdi vücudu görüyorsunuz, birazdan değişimi göreceksiniz. Kilo arkadaşlar, şimdi kilo normalde 85-90 bandında tutardım. 130 kilo, yaklaşık 129 kilo yapacağız oyuncumuzu, böyle oldu. Hemen boynunun uzunluğu, bunu oynamaya gerek yok. Evet, boynunun kalınlığı, boynunu böyle artık kalınlık yapabiliriz. Ondan sonra şöyle shoulder'ları genişlettiriyoruz arkadaşlar, omuzları, omuzun pardon uzunluğunu yaptık, şimdi genişliğini yapacağız arkadaşlar, şöyle genişletiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde göğsü böyle biraz daha şişiriyoruz, pazulandırıyoruz arkadaşlar. Şöyle göbeği çıkartıyoruz. Kolları şöyle genişletiyoruz. Ondan sonra kalçayı malçayı hepsini böyle arkadaşlar, bacakları genişletiyoruz. Bacak çok tipsiz olmasın. Bacak boyunda oynamayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Alinho, ay kaleci. Bayağı kalede tonluk bir oyuncu olacak arkadaşlar. Acaba refleksler, kaleci uçma vesaire vesaire, bunlar nasıl olacak, nasıl gelişecek göreceğiz arkadaşlar. Nasıl atlayabilecek miyiz, atlayamayacak mıyız? Hemen bir krampon beğeneyim şuradan. Şimdilik ayağımızda arkadaşlar Puma'nın şu altı rengarenk, üstü beyaz olan böyle biraz şık kramponunu taktık. Bunu tabi takıma göre daha uyumlu hale getirecek şekilde değiştiririz arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerçekten şu görüntü nedir ya? Şuna bakar mısınız? Şuna bakın. Şuna, kalçanın, bacağın, göbeğin genişliğine bakar mısınız? Bu kaleciyle kalede kalecilik yapmaya çalışacağız ama fark yaratacağız arkadaşlar. Bakın, fark yaratacağız. Normalde böyle oynanmaz ama biz fark yaratacağız arkadaşlar. Şöyle dışarı çıkartalım şeyi de. Görüyorsunuz, bu şekilde kaleci Alinho artık hazır arkadaşlar. Daha fazla bir şey pek oynamaya gerek yok. Zayıf ayağımızı arttıralım, sağ ayak olalım arkadaşlar ve artık yavaştan pozisyonumuzu seçelim. Arkadaşlar, ben pozisyon olarak biliyorsunuz ki öyle çok çıkışan ofansif kaleciyi sevmiyorum. 2017'de oynamıştım, pek memnun kalmadım. O yüzden daha çok defansta duran defansif kaleci seçme taraftarıyım. Seçtik ve 70 overall'dayız arkadaşlar. 70 overall'dayız. Görüyorsunuz, zıplama 75, fiziksel 79, şut gücü 80. Ondan sonra işte kaleci refleksi, cartı, jurt özellikleri hepsi 70 küsürlerde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, yama Türkçe altyazıyı ya da işte Türkçe yamayı desteklemediği için bu Football Life 2023, o yüzden yani elimden geldiğince, İngilizcem yettiğince çevirmeye çalışacağım ama yapamıyorum arkadaşlar Türkçe yama. Ama hani istiyorum ki güncel bir kariyer olsun. Oyuncuların hepsi güncel olsun. Takımlar güncel olsun. O yüzden seçiyorum. Ve arkadaşlar aynı zamanda bu yamaya da bir de yüz yaması yaptım. Oyuncuların çoğunun yüzü var. O yüzden Süper Lig'i seçtik. Süper Lig'de başlıyoruz. Bakalım hangi takıma verecek bizi. Ve ayı kaleci Alinho İstanbulspor'da arkadaşlar. Görüyorsunuz, ekrana geldi Alinho İstanbulspor formasıyla. Tam bir ayı gibi gözüküyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Ve artık Alinho ile kariyerimize hazırız. Şimdi tercih edilen numaralardan tabii ki de David Jensen'in 1 numarasını alacağız arkadaşlar. Forma numarasını, çünkü biz gerçekten buraya İstanbulspor oynamaya geldik arkadaşlar. Yarım sezonda olsa ben burada oynayacağım ve elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben her kariyerden önce size ayarları gösteririm. Ayarların nasıl olduğunu göstermeyi severim. Arkadaşlar transfer sıklığı fair love değil de normal olsun. Normal sıklıkta olsun. Maçın zorluğu süperstarda en zorda olacak ve maç 7 dakika olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız kariyerimizi. Artık Alinho hazır arkadaşlar. Maça çıkmak için hazır Alinho. Ve ilk maç Alanya karşısında olacak. Evimizde olacak. Alanya'ya karşı oynayacağız arkadaşlar. Maça geç diyoruz. Bakalım hoca bizi 11'e almış mı? Arkadaşlar Süper Lig'deki ilk maçımıza doğru geçeceğiz. İlk maçımız Alanya karşısında olacak arkadaşlar. Evimizdeyiz. Fakat hoca bizi ilk 11'e almamış. Kaleci de sonradan sokmayacağını düşündüğüm için bu maçı mecbur atlamak zorundayım arkadaşlar. Atla diyorum maçı. 2-2 Alanya ile berabere kalmışız. Bence İstanbulspor için Alanya karşısında 1 puan iyi bir açılış arkadaşlar. O yüzden bu maça geçiyoruz. Hocam bir sonraki maçı al da biraz kendimizi gösterelim. Hani potansiyelimizi gösterelim değil mi? Arkadaşlar hoca Alinho'ya şans verdi. Deplasmanda Hatay karşısında ilk maçımıza çıkacağız arkadaşlar. Oyun planına bakalım. Görmüş olduğunuz şekilde 5-2-2-1 oynuyor arkadaşlar takımımız. Yani baya böyle defansif bir oyun arkadaşlar, ama hani bakacağız nasıl işleyecek bu takımda. Şu an Alinho bu arada takımın, İstanbulspor'un en yüksek overall'a sahip oyuncusu arkadaşlar. Yani böyle de bir detay var. Aslında biz buraya gelmiş bir yıldızız arkadaşlar. Yani bunu maç içinde de daha net göreceğiz. Stadyuma bakıyoruz. Stadyumlar artık normal stadyumda, klasik stadyumda oynanacak arkadaşlar. Öyle yama yapmışlar ama hani Türk takımlarının stadyumları yok. Oyuncuların çoğunun yüzleri var, şeyleri var ama hani takımları, stadyumları falan yok arkadaşlar. Neyse, zaten birazdan içeriğini göreceksiniz arkadaşlar. Artık ilk maçımıza doğru geçelim, girişi izleyelim. Süper Lig'de haftanın ikinci maçı. Deplasmandayız. Hatayspor'a karşı Alinho'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Boy farkını net bir şekilde görüyorsunuz. Alinho şu anda o pankartlara zor sığıyor arkadaşlar. Zor geçiyor. Bak, en yakınımızda kaleci ile aramızda ciddi bir boy farkı var arkadaşlar. Yani karşınızda böyle bir kaleci gördünüz, size doğru koşuyor, girmeye çalışıyor, korkarsınız arkadaşlar. Kornerlerde, onda bunda. Yani benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Daha önce hiç böyle bir şey denemedim. Acaba refleksler, uçmalar, hani çok mu hantal olacağız? Yoksa gerçekten o kaleyi kaplayacak mıyız? Kaleyi kapatacak mıyız? Yani birazdan bunu göreceğiz arkadaşlar. Hani şöyle ilk giriş olduğu için burayı izlemeyi tercih ediyorum. Kalecinin şöyle fiziğini, şeyini görün arkadaşlar. Bu sahneleri, bu ekranı görün istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, bütün oyuncuların böyle resimleri var. Hani ben gerçekten yamayı beğendiğim için ve gerçekçi bulduğum için ve keyifle oynayacağım için indirdim. Adamlar bütün oyuncuların resimlerini eklemiş. Ha, şu görmüş olduğunuz oyuncuların belki hepsinin yüzü olmayabilir oyunda ama hani bir kısmını yaptıklarını söylüyorlar. En azından totalde 6000-7000 oyuncunun PES'te yüzleri yapılmış arkadaşlar. Tabii ben şimdi bu oyuncudan yüzlerini çok bilmediğim için anlayamayabilirim ama benziyorsa siz söylersiniz. Benzeyen oyuncular varsa yüzleri, yapılmış oyuncular varsa siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Oynanan maçlardan tuttuğunuz takım varsa, onların oyuncuları varsa. Ve 90 dakika başladı. Bakalım Alinho kalede neler yapacak. Sol kanattan geliyor ceza sahası içine bir top. Kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı. Ve maçtaki ilk tehlikeli pozisyondu. Arkadaşlar yani ilk serinlik videosu olduğu için biraz fazla detay verebilirim size. O da şu, hatırlarsanız PES'te şöyle bir olay var. Hani bizim oyuncularımızın isimleri yazmıyor arkadaşlar. Ben sağ altta, sağ altta da göremiyorum. Oyuncuların üstünde de göremiyorum. O yüzden biraz böyle gittiğim, hani bilmediğim, forma numaralarını bilmediğim ya da yüzünden tanıyamadığım oyuncularda biraz zamana ihtiyacım var arkadaşlar. Oyuncuların isimlerini öğrenmek için. O yüzden hani telaffuz ederken ya da size anlatırken pozisyonları bazen oyunculara bilemeyebilirim arkadaşlar. Abi şimdi biz 5 defansla bu kadar defansif oyunla oynuyoruz ama hani ceza sahası içinde ileride ataklara çıkarken adam bulamıyoruz arkadaşlar. Biz artık kontradan mı atacağız, nasıl atacağız bilmiyorum ama tabii ki bizi şu an İstanbulspor kariyerimize daha çok ilgilendiren şey arkadaşlar biraz da bizim yaptığımız kurtarışlar, bizim gösterdiğimiz performans diyebiliriz. Bu arada ceza sahasında muhteşem bir pas. İbrahim çekti, vurdu. Abdullah Yiğiter'de kaldı. İki tane çok net olmayan pozisyonumuz var. En azından arıyoruz arkadaşlar. Golü arıyoruz. Şimdi ceza sahasında uzun bir top daha. İbrahim çok güzel indirdi. Sağ kanada verdi. Sağ kanatta topu çeviriyoruz. Ceza sahasına bakar mıyız? Baktık, dışında Öztürk var. Öztürk vurdu ve gol! İstanbulspor Öztürk'le golü buluyor arkadaşlar. Zaten takımda bildiğim iki tane oyuncu var. Biri İbrahim, biri Öztürk. Arkadaşlar ikisi de golü bulmada etkili rol oynadı arkadaşlar. Deplasmanda böyle buluyoruz golü. Görüyorsunuz, ceza sahasına doğru bir pas. Öztürk vurdu kaleye. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Sadece izledi. Bir kaleci için en zor zamanlardan birisi. Yani böyle ceza sahası dışında rakip takım topu aldığında eğer onu karşılayamayan bir defans oyuncusu varsa gerçekten bu şutlar çok tehlikeli olabiliyor. Ve Öztürk 5 numaralı ön liberomuz. Bu sezonuna çok güveniyorum arkadaşlar. Gerçekten İstanbulspor'da da en beğendiğim oyunculardan bir tanesi kendisi. Hatay tehlikeli geliyor. Kevin Sony verdi. Şimdi sol kanattan geliyorlar. Aman dikkat edelim hocam. Bak ceza sahası dışında da bir isim var. Çekti topu. Vurdu kale. Alinho. Çok tehlikeli bir şut. Tekrarını izlemek istiyorum. Hani ben bu pozisyonları tekrarını izleyerek kendim nasıl pozisyon almışım, hani iyi pozisyon almış mıyım, iyi durmuş muyum, biraz da kalecinin böyle hani refleksini, uçmasını, zıplamasını onları görelim diye arkadaşlar özellikle bu pozisyonları izliyorum, kendim değerlendiriyorum. Oyun açarken de ben genelde kanatlar oynarım arkadaşlar, garanti top oynarım bu şekilde. Hani hiç top kaybetmeye gerek yok diye direkt oyuncunun ayağına tık 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 indiririm. Yani bir kalecinin yapabileceği bence en faydalı işlerden bir tanesi. Artık ilk yarı bitti, 1-0. İkinci yarıya önde başlıyoruz arkadaşlar. Artık takımımızı geri çekmiş bir vaziyette. 3 puan için top çeviriyoruz arkadaşlar. Kaleye de dönebilirsin hocam. Kalede ben müsaitim. Ver bana. Ver bana. Şöyle sağ kanada doğru oynayalım. İndirebilecek mi oyuncumuz? Yani ancak bu kadar kötü indirilebilirdi bu top. Son hata olacak Hatay'ın. Son indirdi. Defansımızda aman bize dönme diyecektim ve şükür hocam 3 puan aldık. Yani kalede topla bile buluşmadık arkadaşlar. Gerçekten şanslıydık. Bir defa şöyle bir kameralara poz vererek uçuşumuz var. Onun dışında gerçekten de güzel bir maçtı. Temiz bir maçtı. Görüyorsunuz %61 topa sahip olmamız var arkadaşlar. Yani onların da çok doğru düzgün şutu yoktu. Bizim de çok doğru düzgün şutumuz yoktu. Akıllı oynayanın kazandığı bir maç oldu ve İstanbulspor ikinci maçında 4 puana ulaştı arkadaşlar. Beşiktaş 1-0 yenilmiş. Gözüme çarpan skorlardan bir tanesi Trabzon yenilmiş. Bu hafta büyükler puan kaybetmişler arkadaşlar. Fener 3 tane atmış. Galatasaray'da Rize'ye bir tane atmış arkadaşlar ve Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ve Antalya'ya 6 puanla şu anda ilk 3 sırayı kovalayan isimler. Ve Alinho da ilk maçında 5.5 reytingle oynadı ama bu bizim suçumuz değil yani. Bize top gelmedi hocam. Yoksa biz 6.5-7 reytingle de oynardık yani. Ve arkadaşlar Alinho milli takıma çağrıldı. Artık hocamız Stefan Kunz bizdeki arkadaşlar potansiyeli görmüş olsa ki hazırlık maçı olduğu için bizi ilk 11'e aldı arkadaşlar. Deneyecek, şöyle gençlere bir şans verelim dedi herhalde hoca. Oğlumuzda 71 gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar bütün oyuncular var. Hepsi var. Tabi Burak Yılmaz'ı çıkartmamışlar milli takımdan ama adamlar bunu da takip edemez arkadaşlar. Yani onun dışında bütün oyuncular çağrılmış bir şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Ve kadromuz bu şekilde. 4-2-3-1 olacak şekilde İsviçre ile oynuyoruz arkadaşlar. Zor bir maç olacak bizim için. O yüzden hiç beklemeden bugünkü videodaki ikinci ve son maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar normalde 3 bazen 4 maç oynadığım da oluyor biliyorsunuz ama şöyle bir şey var. Bu ilk video olduğu için bu videoluk 2 maç oynayayım. Siz seri anlayın. Beğenen beğensin, izlemeye devam etsin. Hani arkadaşlarınıza paylaşın arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız, beni heveslendirmek istiyorsanız ben de ona göre devam etmeyeyim. Ona göre maç sayısını arttırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tamamen sizin taleplerinize göre. Maç gündüz vakti oynanacak. Alinho yani tamam ayı mayı ama karizmatik arkadaşlar. Görüyorsunuz ay yıldızlı formayla. Yani dev gibi, dev gibi. Şöyle bir gösterirse oyuncuları, diğer oyuncuların yanında karşı açıdan dik açıdan gösterirse göreceksiniz arkadaşlar. Harbi diyorum, adam dev gibi arkadaşlar ve yani burayı kasıp kavurmaya, futbolu kasıp kavurmaya geldi arkadaşlar. Şu an İsviçre'nin milli marşı ekranlara geliyor. Böyle serinin devam eden maçların hepsinde giriş bölümünü göstermeyeceğim size tabii ki ama hani bu maçlar bir tık daha böyle ilk maçlarımız olduğu için bir de oyuncuyu görün diye özel yani. O yüzden arkadaşlar özellikle gösteriyorum. Bir de bizi göstersen hocam, bizim milli marşımız var mı ki acaba oyunda, hiç hatırlamıyorum PES 21'de. Bir de şöyle bizim elemanların marşı okunurken görsek. Görüyorsunuz arkadaşlar bütün oyuncuların yüzünü yapmışlar. Bütün oyuncuların neredeyse. Yani Burak Yılmaz'ın yüzü var. Yusuf Yazıcı bence benzemiş. Yapmaya çalışmışlar, onu görüyoruz. Hakan Çalhanoğlu zaten PES'te yüzü yapılı. Kaan Ayhan arkadaşlar görüyorsunuz. İsmini şu an hatırlayamadım. Birkaç oyuncumuzun evet böyle yüzler geliyor yine ekran arkadaşlar. Merih Demiral ve Alinho. Allah'ım, Alinho'nun yanına da Cengiz'i koymazsın bu arada ya. Alinho'nun yanına da Cengiz'i koymazsın. Merih görüyorsunuz. Bayağı benzetmişler arkadaşlar. Bayağı benzetmişler. Şu orta sahalardan biri Dortmund'da oynayan arkadaşlardan ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir an isimlerini hatırlayamadım arkadaşlar. Hah, Salih Özcan, Orkun Kökçü arkadaşlar. Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü gördük. Caner'i, 6 numaralı Caner'i pek çıkartamadım. Hani kadroya Caner'i almış hoca. Pek bir bilemedim Caner'i açıkçası ama sonradan fark ettim yani Caner'in Caner olduğunu arkadaşlar. Onun dışındaki çoğu oyuncu baya benzemiş diyebiliriz. Neyse 90 dakika başladı. Bu maç bizim için de önemli çünkü İsviçre zor bir rakip. Hani kalemizde şöyle bir antrenman niteliğinde bir maç olabilir bizim için. Yani umarım patates olmayız arkadaşlar böyle derken ama yani kendime de güveniyorum. Ne kadar 3 yıldır kaleci kariyeri çekmiyor olsam da paslanmadığımı çok düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım zaman gösterecek bunu. Embolo çekti, pasını verdi. Embolo vurdu. Ben artık hazırlığa başlamıştım kalede. Çok tehlikeli geliyor İsviçre. Birkaç pozisyondur gerçekten kale ağzına kadar geliyorlar. Defansımız iyi savunuyor. Sol ortasını açtı Embolo'ya doğru. Embolo vurdu. Sekti top. Aman arkadaşlar. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Gerçekten ilk milli maçımda hocam golü kalemde görmek istemiyorum. Ya bir şekilde savunalım, kendimizi gösterelim. Hatta mümkünse şu maçı yenelim. Yani yenemeyecek bir takım değiliz. Çok güzel bir verkaç olabilir orada. Burak Yılmaz. Burak vücudunu koyamadı. Hakem oyunu durdurdu. Evet, Burak Yılmaz'a burada bir müdahale, bir faul var. Hakan var arkadaşlar. O yüzden izletiyorum burayı size. Kaleyi gören açı. Haydi Hakan. Topun gerisinde. Hakan Çalhanoğlu. Somer. Somer'de kaldı. Olsun. Devam. Widmer. Sağ kanatta Froyler. Embolo. Embolo'nun ortası. Ceza sahası içinde. Maşallah stoperlerimize. Yemin ederim patır patır kesiyorlar topları. Froyler Embolo'ya. Embolo pasını verdi Seferovic. Verdi, koştu Seferovic. Tekrar aldı. Seferovic. Kaleci Ali. Alinho. Muhteşem kesti topu. Muhteşem kurtardı. Alinho. Arkadaşlar çok kısa bir şekilde replay'a bir girelim. Replay'a bir girelim. Kalecimizi bir görelim arkadaşlar. Alinho'yu bir görelim. Görüyorsunuz. Pozisyon bu. Pozisyon bu. Alinho. Bakın. Şöyle biraz geriye saracağım. Şimdi arkadaşlar Alinho'nun kurtarış yaptığı pozisyonu izliyoruz. Burada Seferovic vuruyor. Alinho. Bakın normalde böyle bir kurtarış yok arkadaşlar. Normalde Alinho bu topu eline alabilecek güçte. Fakat ben manuel kurtarış yaptım. Bazen manuel kurtarışlar ekstra kurtarışlara sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Yani sadece yönü seçmedim. Aynı zamanda orta tuşuna bastım ve böyle bir kurtarış yaptım. Yani eğer siz de PES oynuyorsanız ve özellikle işte PES 2020, PES 2021 oynuyor iseniz arkadaşlar ve merak ediyorsanız kurtarışların nasıl olduğunu, bunun için yorumlara yazabilirsiniz. İstek bir video isteyebilirsiniz. Çekebilirim ya da kanalda daha öncesinden PES 2017, PES 2018 için çektiğimi hatırlıyor muyum bilmiyorum ama onlar için kaleci kurtarışları var arkadaşlar. Kontrolleri var. PES 20 ve PES 21 için de çekebilirim. Sizin isteklerinize bağlı olarak. Ben yorumları çok dikkate alıyorum. Beni yorumlar gerçekten mutlu ediyor. Heyecanlandırıyor. heveslendiriyor arkadaşlar. O yüzden hani siz isterseniz, ne isterseniz ben onu yaparım ve dediğim gibi arkadaşlarınızla kariyeri paylaşın, beğenin, yani etrafa yayın, izlenmesine yardımcı olun. Yani şöyle en azından bir kariyerimizin ilk bölümü 2-3 bin izlense şöyle ilk raddede, ben gerçekten heveslenir ve günlük video atarım arkadaşlar, emin olun. Ama biraz heveslenmem lazım, bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ceza sahası önünde top çeviriyoruz. Haydi çocuklar. Şimdi sağ kanada oynadık. Sağ kanatta Zeki Çelik ortasını yaptı. Burak Yılmaz'a gelmeden top kornere çıkıyor. Hakan topun gerisinde. Heyecanlandıran isimimizi. Hakan ortasını yapacak. Hakan açtı ceza sahasına doğru. Boşta kalan top. Şimdi kaleye bir şut. Rakip kaleci Somer. Somer çıkardı arkadaşlar. Somer çıkardı. Bir korner daha kullanacağız. Haydi Türkiye. Hazırlık maç falan ama olsun, bu bir milli bir mesele. Orta geldi. Ceza sahasından sekti yine. Yine top Zeki'de. Zeki kanatta. Zeki'ye müdahale. Hocam ya. Vallahi ayıp oluyor artık yani. Şu kartına başvurmanın zamanı geldi hocam. Görüyorsun adam yerde kıvranıyor yani Zeki Çelik. Şu anda yerde kıvranıyor. Kaptanımız Cengiz. Kaptanlık pazubandı Cengiz'deymiş. Yani artık destek çağırıyorlar sağ taraftan. Bench'ten arkadaşlar. Şimdi serbest vuruşu kullanacağız. Kareyi gören nokta. Kale doğru orta. Bir korner daha. Topun gerisinde yine Hakan. Hakan bu sefer pastan başlayacak. Pasla başladı. Burak'tan önce İsviçreli oyuncunun müdahalesi var. Haydi çocuklar. Haydi Yusuf oynadı. Hakan içeriye orta. Burak vuramadı. Dönen top Yusuf Yazıcı. Yusuf çok topla orada oynadı ve penaltıyı aldık. Arkadaşlar. Yusuf Yazıcı. Görüyorsunuz burada resmen penaltıyı aldı. Bu müdahale, Yusuf yerde ve penaltıyı böyle alıyor. Böyle seviniyor Yusuf Yazıcı. Diyecektim ki Yusuf Yazıcı sarı kart gördü, kendini attın demiş. Arkadaşlar ben de patates oldum gerçekten. Ben de fake yedim. Yani ben bile inandım bu arada penaltı olduğuna. Pozisyon tekrar izleyerek. Hocam sen nasıl inanmadın? Gözünü seveyim ya. Resmen taraf tutuyor hoca ya. Neyse moral bozmuyoruz. Cengiz ortası buraya gelmedi. Hatamız devam edecek. Hayır çocuklar, bastırıyoruz. İsviçre'yi boğduk. Çok güzel geçti. Verdi Yusuf'a. Yazda bir göster gücünü Yusuf. Ceza sahası içine girdi. Hakan sol kanada. Caner Erkin. Ortaları güzeldir. Caner. Çekti. Caner. Hakan yanında. Caner topla. Oynadı. Ceza sahası dışında Hakan. Hakan Caner'e çok güzel pas. Caner. Ortası. Ceza sahası içinde Burak. Yarım gol olmadı. Hatamız devam edecek. Yusuf sol kanada oynadı. Haydi. Caner'in ortası. Tekrardan uzaklaştırdılar. Artık son dakikalar. Burak aldı topu. Verdi Yusuf'a. Yusuf Yazıcı. Öyle atılmaz, böyle atılır dedi. Yedek kulübesinden Altay bile çıktı. Böyle seviniyorlar, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle seviniyoruz. Yani hocam sen o pozisyonda şike yaparsan, attı dersen adama böyle yedirirler yani. Adama böyle yedirirler. Bir de Yusuf atsın diye çok istedim arkadaşlar. Özellikle Yusuf'a hani yalan söylüyorsun, kendini yere attın dediği için. Dedim ki şu an içimden geçti. Yusuf dedim bir atsın da bir göstersin şunlara. Görüyorsunuz Yusuf plaseyi bir salıyor. Trabzon hamsisi böyle salıyor. Yusuf Yazıcı geldi Rusya'dan. Trabzon'a yeniden, yeniden dedi ve milli takımda da şovunu yaptı ve arkadaşlar artık Enes oyuna giriyor. Enes de bizim genç yeteneklerimizden bir tanesi, bir parlayamadı tabi, öyle bir kronik problemi var. Onun dışında bir parlatsa, gerçekten kendini bir gösterebilse şu milli takımdaki forvet sorunu çözeceğiz yani. Maçta artık son dakikalar, İsviçre'de şansını son kez deniyor. Gol yemedik. Lütfen yemeden bitirelim hocam. Gavranovic oynadı. Widmer'e, kalemde çok dikkatliyim. Orta geldi. Seferovic falan var ceza sahasında. Aman dikkat. Arkadaşlar bir tane güzel kurtarışımız var. Sonunda nihayetinde yaptık o kurtarışı. Ve maçı 1-0 kazanıyoruz Yusuf Yazıcı'nın golüyle. Baktığınızda şurada istatistiklere, maçta biz hak etmişiz arkadaşlar. Yani net bir şekilde biz de kalede 6 ratingli oynamışız. Yani bizim için de gayet iyi bir performanstı. İlk milli maçımız için konuşacak olursak. Overall'ımızda 71 gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biz İsveç maçı var. İsveç maçında da 11'deyiz fakat maçı atlayacağım. Yani böyle hazırlık maçlara çok vakit kaybedemeyiz. 2-0 yendik zaten. Şükürler olsun ki. O yüzden sıkıntı yok. Bir sonraki maçımız Ziraat Türkiye Kupası maçı arkadaşlar ve Kasımpaşa ile oynayacağız. İki ayaklı bir maç. 3 gün arayla saçma sapan bir fikstür arkadaşlar. Ardından Süper Lig'de Ankara Gücü ile devam edeceğiz. Arkadaşlar artık sizleri bir sonraki videoma bekliyorum. Bir sonraki videoma davet ediyorum. Umarım konsepti beğenmişsinizdir. Umarım kaleci kariyerinin bölümünden memnun kalmışsınızdır. Devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi beğenilerinize ve desteğinize ihtiyacım var. Bir sonraki kaleci kariyeri bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.